Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimde yazılı ve sınavlarda sıkça karşınıza çıkan veya çıkacak olan bir konu anlatacağım. Eş sesli, diğer ismiyle seste eş sözcükler konusunu anlatacağım. Neler yapacağız? İlk önce tanıtacağım size bunları. Örnekler göstereceğim. Sonra uygulama ve etkinlikler yapacağız. Videomu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Çünkü devamında da çok güzel sorular hazırladım. Özellikle sınavlarda sizin karşınıza çıkabilecek soruları anlatacağım. Çok gevezelik etmeden hemen başlayalım. Neymiş bunlar? Yazılışları aynı fakat anlamları farklı. Şuna dikkat edin. Yazılışları aynıymış. Yani aynı harflerle yazılıyor, aynı okunuyor ama anlamları farklı olan kelimelere eş sesli, diğer ismiyle sesteş kelimeler diyoruz. Başka bir ifadeyle aynı şekilde yazılıp okunan ve ses bakımından birbirinin aynısı olan. Ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine eş sesli kelimeler diyoruz. Diğer adı da sesteş kelimeler. Bunu söyledik zaten. Bir notumuz var. Çok önemli. Sık sık öğrenciler sorarlar öğretmenlerine. İnsan ismi olduğunda ne yapacağız? Veya hayvanlara verdiğimiz isimler olduğunda ne yapacağız öğretmenim diye. Şöyle. İnsan isimleri ya da hayvanlara verdiğimiz isimler, adlar eş sesli sayılmazlar. Örneğin gül kelimesini insan ismi olarak kullanırsak bu sesteş yani eş sesli kelime sayılmaz. Arkadaşımın adı Gül'dü. Bakın buradaki gül kelimesi bir isim olarak kullanıldığı için sesteş olarak sayılmıyor. Örneklerimize bakalım isterseniz. Eş sesli kelime örnekleri yani yüzlerce yazılabilir. Ben bir kısmını yazdım. Hepsini de okumayacağım sizlere. Sizler videoyu durdurup bakarsınız. Mesela aç var, asma var, at, ay, atlet. Devam. Bir sürü var. Mesela şu atlet kelimesine bakalım. Atlet iki anlama gelebilir. Bir içimize giydiğimiz değil mi? İşte gömleğimizin, tişörtümüzün altına giydiğimiz bir giysi manasında. Bir de atlet koşucu var değil mi? Sporcu. İşte iki anlama geliyor. Hemen ne yapalım? Etkinliklerimizi yapalım. Ben dedim ya hepsini tek tek okumayayım. Mesela ekmek sözcüğünü iki farklı anlamda şimdi yazacağım. Cümle haline getireceğim. Ne yapalım? Şöyle diyelim. Fırından iki ekmek aldım. Bakın burada ekmek sözcüğü bir gıda maddesi oldu değil mi? Şimdi ekmek sözcüğünü çok farklı bir anlamda kullanacağım. Tohumları ekmek için toprağı kazmalısın. Bakın şuna dikkat edin. İkisi de aynı yazıldı. İkisi de aynı harflerden oluşuyor ve ikisi de aynı okunuyor. Ama birinci cümlede bir gıda maddesi ekmek olarak yazdık. O anlama geldi. İkinci cümlede ise işte toprağın içine tohumları koymak için değil mi? Toprağa ekmek diyoruz biz ona. Ekmek için işte toprağa kazmalısın diyor. Bakın iki cümlede çok farklı anlama geldi. Bin sözcüğünü kullanalım. İşte ne yazalım? Ayşe ata bin. Yani atın üzerine çık işte ona iplerinden tut. Hani değil mi? Atın üzerine çıkmak manasında. Bir de şöyle yazalım. Telefonumun fiyatı 1000 lira. Böyle de buradaki anlamda bakın yine aynı yazıldılar ama birbirinden çok farklı anlamdılar. Burada ata binmek, atın üstüne çıkmak manasında. Burada da bir sayı manasında, bir çokluk manasında 1000 lira. Değil mi? Farklı anlamda kullandık. Son olarak aç kelimesini yapalım. Tolga kapıyı aç. Evet. Diğer anlam, başka bir anlamda kullanalım. Anne, karnım çok aç. Evet, bakın ikisi de aynı yazılıyor ama birbirinden farklı anlamda kullandık. Şimdi şu örneklere iyi bakın. Çünkü öğretmenleriniz yazılılarda size böyle kelimeler verip der ki, sevgili çocuklar, işte soruda yazar mesela öğretmeniniz. Der ki, kelimeleri iki farklı anlamda kullanın. İki farklı anlamda yazın der. Öğrenciler sık sık hata yapıyorlar. O yüzden mesela şöyle oluyor işte. Çocuk yazıyor, öğrenci yazıyor. Ayşe ata bin. İkinci cümleyi de şöyle yazıyor. Ahmet otobüse bindi. İkisi de aynı anlamda. Çünkü bir şeyin üstüne binmek veya içine binmek. Farklı anlamda yazmaya dikkat edin diyorum. Sizlere burada uyarmış olayım. Ve hazır sorulara bakalım biz.
yazılı ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek böyle şıklı sorulara. Az öncekiler yazılıda öğretmenimizin okulda soracağı sınavlar. Diğer sınavlarda çıkabilecek. Allah Allah, bugün konuşamıyorum ya. Neyse, gevezelik yapmayayım da soruyu okuyayım ben. Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir diyor. Bakalım. Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın. Gezide bir sürü kır çiçeği topladım. Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu. Siz fark etmişsinizdir hemen. Buradaki eş sesli sözcük kır. Hangi anlamlara gelmiş? Bakın, ceviz kırmalısın diyor. Yani cevizin kabuklarını işte bir şey, sert bir şeyle açmalısın manasında. Gezide bir sürü kır çiçeği topladım. Kırlar. Yani bir yerden bahsediyor. Değil mi? Yeşil olan bir yerden bahsediyor. Burada da polis kır saçlı bir suçlu. Yani burada da bir renk var. Saçlarının rengini söylemiş. Kır diye. Yani çok beyaz değil. Biraz koyu beyaz manasında. Kır sözcüğü eş seslidir. Piknik sözcüğü zaten yok. Suçlu sözcüğü de bir cümlede kullanmış. Diğer çiçek sözcüğü de bir cümlede kullanmış. Zaten buradan da cevabı bulabilirdik. İkinci soruya bakalım. Bardak ağzına kadar dolu ve bugün dolu yağdı. Cümlelerindeki dolu sözcükleri aşağıdakilerden hangisine örnektir diyor. Evet, zaten konumuz eş sesli sözcükler, sesteş sözcükler. Cevap C şıkkı. Hangi anlamda kullanmış? Bardak ağzına kadar dolu derken bardakta hiç boş yer kalmamış manasında. Burada da bugün dolu yağdı. Yani bir hava olayından bahsediyor değil mi? Dolu yağdı diye. İki farklı anlamda kullanmış. O yüzden eş sesli oluyor. Başka tip bir soru göstereyim. Yukarıdaki tabloda sesteş sözcükler çıkarılırsa aşağıdaki hangi şekil oluşur diyor. Sözcüklerimizin hangileri sesteş? Bakalım. Ocak kaç anlam var? İki anlam var. Bir, mutfakta yemek pişirdiğimiz yer işte değil mi? Ocak diyoruz. Bir de ay var. Ocak, Şubat, Mart, hani bir yılın bölümleri. O zaman ocak kelimesi sesteş bir kelime. Bunu işaretledim. Akıl kelimesinin bir tane anlamı var. Benim aklıma gelen ikinci bir anlamı yok. O zaman sesteş değil. Güz kelimesi de aynı. Bir anlam var. O da sesteş değil. Ama yaz kelimesi iki anlamı var. Şöyle bir yaz mevsim var. Bir de yazı yaz. Değil mi? O zaman bu da sesteş. O zaman bunların ikisini çıkardığımız zaman buralar beyaz kalır. Hangisi cevap olur? C şıkkı doğru olur. C şıkkını işaretledim. Diğer şıklar uygun değil. Dördüncü soruya bakalım. Yine değişik bir soru konumuzla ilgili. Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Kahvaltıda çay mı süt mü içersiniz? Buradaki çay sözcüğü bir içecek manasında kullanılmış. Diğerlerine bakıyoruz. Çayda balık avladık. Buradaki çay sözcüğü de dereden daha büyük olan bir akarsu manasında. İkisi farklı. C'ye bakalım. Koyunları su içmeden çaydan geçirdim. Yine bakın, akarsu. Dereden daha büyük olan bir akarsu manasında. Şu ikisi aynı. D şıkkı, çaya giren çocukların elbiselerini saklamıştı. Bu da bir akarsu manasında kullanılmış. Son 3 şık birbiriyle aynı. A şıkkı farklı. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Biz onu arıyorduk zaten. 5'e bakalım. Hangi cümlede dolu kelimesi doğa olayı anlamında kullanılmıştır? Kolay bir soru. Havuzun içi su dolu. Kastamonu'da etkili olan dolu evlerin camını kırdı. Kardeşimin gözleri dolu dolu oldu. Ayakkabımın içi kum dolu. Evet, doğru cevap hemen fark etmişsinizdir. B şıkkı. Burada bir yağış biçiminden, bir doğa olayından bahsediyor. B şıkkını işaretlediğiz. 6'ya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli değildir? Böyle sorular da karşınıza gelebilir. Ağacın dalı kırıldı. Dal sözcüğü eş seslidir. Bir ağacın dalı zaten buradaki anlamıyla, bir de suya dal mesela değil mi? Suyun içine gir. İşte Ahmet suya daldı. İki anlam var. Eş sesli. Gemiden inip karaya bastık. Şimdi buradaki kara sözcüğü de bir toprak parçası manasında kullanılmış. Bir de kara bir renk olarak da, siyah renk olarak da kullanılıyor. O zaman bu da eş sesli. Etrafa meraklı gözlerle baktı. Etraf sözcüğü bir tek anlamı var. Çevre manasında. Başka bir anlamı yok. O zaman bu eş sesli değildir. D şıkkında koltuklar için 1000 lira ödedik. 1000 sözcüğü zaten az önce de kullanmıştık. Eş seslidir. Bir sayı olarak söyleyebiliriz. Ya da bir şeyin üstüne veya içine girmek, binmek manasında söyleyebiliriz. 7. soru. Dal kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanmıştır? Yine eş sesli sorularla ilgili böyle değişik bir örnek daha sizlere. Kadir koşarak denize daldı.
Ağacın dalı kırılmış. Daldaki kuş çok güzel ötüyor. Daldan iki elma düştü. Şimdi son üç şık hep ağacın dalları ile ilgili. Ama A şıkkı farklı. Denizin içine girmekle ilgili. Biz de farklı olanı aradığımıza göre cevap A şıkkı oluyor. Evet, yukarıdaki cümlelerde dil sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Karşınıza çıkabilecek yine zor sorulardan birisi. Bakalım, Nisa peyniri ince ince dil. Yani ince ince kesmek manasında. Burada bir anlam var. Dursun bakalım. Süt içtim, dilim yandı. Burada da bir duyu organımız, ağzımızın içinde olan dilimizden bahsediyor. İkinci bir anlam oldu, değil mi? Farklı. Susuzluktan dilim damağım kurudu. Buradaki dil yine aynı bir organ olarak kullanılmış. O yüzden farklı bir anlam olmadı. Bunu saymıyoruz. İhsan 3 farklı dil konuşabiliyor. Burada da konuştuğumuz lisandan bahsediyor işte, değil mi? İngilizce, Türkçe, Almanca, işte bu şekilde Japonca. Farklı bir lisan. Bakın şurada bir anlam oldu. Şu ikisi beraber aynıydı. Bir anlam da burada var. Şöyle yapalım. Şunu çizelim. Bir anlam da farklı olarak burada oldu. Demek ki buradaki şiirde, buradaki cümlelerde, daha doğrusu şiir değil, cümlelerde şiir nereden çıktı? Üç farklı anlamda kullanmış. Cümleleri böyle düzgün sıralanmış olarak görünce hemen şiirdi. Evet, bugün bir tutukluk var bizde ama neyse, hadi bakalım hayırlısı. Bitiriyoruz artık. Son sorumuz. Sepet ağzına kadar meyve doludur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolu sözcüğü yukarıdaki cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır? He, yine karşımıza çıkabilecek zor sorulardan biri. Buradaki anlamla aynı şeyi bulacağız. Aynı anlamı. Ne diyor? Sepet ağzına kadar meyve doludur. Yani sepetin her yeri meyvelerle kaplıdır manasında. Akşama yağan dolu ürünlere zarar verdi. Bu uymadı. Bu bir yağış biçimi. Yaz tatili boyunca dolu kitap okudum. Yani birçok kitap okudum manasında. Buradaki anlamla birbirine benzemiyor. Bakın farklı bir anlam daha görmüş olduk dolu sözcüğüne. Tatilde dolu dolu dinlendim. Yine çok dinlendim manasında. Doyasıya dinlendim manasında. Yine uymadı. Kedi süt dolu kovayı döktü. Yani sütle, her yeri sütle kaplı olan kovayı dökmüş. Yukarıdakiyle aynı anlam oldu. Cevabımız D şıkkı oldu. Nihayet bitirebildik. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyi, yararlı bir ders ve video olmuştur. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.